Yo, ne yaparsınız arkadaşlar? Benim sabah erken bir videocuk yapalım. Bu video umarım bir göz açıcı bir video olacak. Çünkü benim sık kemik kitle takipçilerim zaten biliyorlar ama yeni insanlar vardır, şu fitness'e başlıyor ve birçok şeyleri bilmiyorlar ya. Ben de isterim sizinle paylaşayım 30 yıldan fazla tecrübemi bu fitness camiasında ya. Şimdi iki çeşit fitnessçi vardır. Yani iki çeşit insan vardır ki bu fitness'ten çok para yiyor ya. İki çeşit insan. Birileri vücutçular ki supplement satıyorlar. Dünya kadar ilaç alıyorlar. Ama diyorlar ki natural'dır. Diyorlar natural'dır ve size supplement kattırırlar. Yok. Türkestiron, yok triples, yok o su, yok bu su, yok ciğer koruyucu, yok. Oh. Hepsi yalan dolan. Ya. Hepsi yalan dolan. Dünya kadar supplement kattırmaya çabalıyorlar. Yani bazı gerizekalı influencerlar İnanıyorlar supplementlere de aman yine de bir ton ilaç alıyorlar. Bazıları da gözü uyanık supplementlere inanmıyorlar. Sadece supplementleri reklam yapıyorlar ve size kattırıyorlar ya. Kreatin haricinden bir supplement vücut geliştirmeye bir bok yaramıyor. Açık açık söyleyeyim size. Açık açık söyleyeyim. Açık açık söyleyeyim. Yani sen bana siktir bir diyet ver. Daha dünya kadar supplement ver. Hiç bir boka yaramayacak. Ama sen bana sadece yumurta, et, tavuk ve badates ver. Bak göre sen oyuna neler yaparım. Ya. So, o çeşit insanlar var. Supplement size supplement satan. Ya. Şimdi biraz ünlü olanlar da vardır. Şu biraz iyi vücut yaptılar. İnanmayın. Biraz onlar da hafif küre girdiler. Ve biraz ünlüdüler. Onlar da supplement reklamı başladı yapsınlar. Çünkü onlar beleş paraya yok demezler. Okay. Ve bu insanlar sizi hayra satıyor. Program satıyorlar. Online program satıyorlar. Cut copy paste. Ki o programı, onun yazdığı aynı programı Google'da bedavaya bulabilirsin. Bir ay sonra, 2 ay sonra değiştirir sana programını. Ve öyle değiştire değiştire. Sen de çalışırsan tabii ki hedeflerine ulaşırsın. Ama onu kendi başına da yapabilin. Ama yok, millet ister illaki bu steroid manyaklara para versin. İşte o steroid alıyor. Sen almıyorsun. Sen sadece onun programını uygulayacaksın ve ondan supplement alacaksın. Da onun gibi olacaksın. Şimdi bazen de bu spor gerçekten genetiktir ya. Adamın göğsü iyiyse, tamam mı? İyi göğüs programı bile yapmasa yine göğsü iyi olur. En dandik göğüs programı yapsa bile yine iyi olur, çok iyi olur. Ya. Aa, onun göğsü çok iyidir. Onun göğüs programını ondan alayım. Yok öyle bir şey bro. You know what I'm saying? Okay. So geldik supplementcilara. Fake natiler, supplement influencerlar. Onlar yeah. Supplement industry zaten bildiğin dolandırıcı endüstridir. Nasıl bütün kozmetik endüstrilerde öyle kremleri alıyorsun yüzün için. Aa, bu kremleri alırsan işte kırışıkları alır, cildin gençleşir. Gurulanın 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 dünyada para harcan, hiçbir bok olmaz. Sonra da giden botoks yaptırın. Ya bu saç ektirme serumlar şu gollar kafasına. Kuaförler dünya kadar paraya satar. Hiçbir bok olmuyor. Adam gidiyor ektiriyor saçını. Yani sadece vücut camiası değil, genelde kibirliğe ve vanity
insanların görünüşüne bakınca insanlar inanılmaz para harcar kendine. Yok yarak büyüme kremleri. Yok bu kremi sürersen yarrağına büyüyecek yarrağın. Bok büyüyecek yarrağın. Bok. Hocam yarrağımı nasıl büyütebilirim? Onu diyenler de vardır men. Onu diyenler de vardır. Bir vardır ya o hocam boyu nasıl uzatabilirim? Onun bir program yazabilir misin ya? Bazı gerizekalılar antrenörleri Allah sana diyorlar. Mesela en beyinsiz vücutçulardan şu IQ'su inanılmaz düşük Meter ya. Ama genetiği iyi. Bastığında şişer. Eşeğe de bastığında şişer. Eşekten program mı alacaksın? Evet arkadaşlar, o birinci part. İkinci part, steroidi açık açık söyleyenler. Genelde salon sahipleri yapar bunu. Yeraltı salon sahipleri. Giren gelen çocuğa steroid kaptırır. Sen bunları alma, büyümeyeceksin. Büyümek istersen steroidi çakacaksın. Yan etkileri hocam. Ya bana dinlersen yan etki görmezsin. Düşük dozunu yaparım sana. Ben sana yolu gösteririm. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Çocuk 18. Çocuk 18. Bir bakan saçları başlar azalsın. Burada. Çocuk 18 going on 38. 30 başlıyor 38'e benzesin. Cildi çok kötü oluyor. Saçları dökünüyor ve başlıyor gırlansın ve maymuna benzesin. Ama iç organlara da verdiği zarara ve bütün fabrika ayarları bozdu. Bilin yani bir şey alın ya, bir şey alın mesela bir araba alın da onu modife yapan. Da ondan sonra getirin kendini servise resmi bayide. Da derler sorry biz bunu bunun garantisi kapsamıyor artık. Garantisi kapsamıyor. Fabrika ayarları bozuldu. Şimdi siz steroide gidince okay, fabrika ayarlarınız bozulur. Ya. Bozulur. Fabrika ayarlarınız bozulur. Ve eskisi gibi testosteron yapman. Eğer saçların döküldüyse bir daha gelmez. Eğer lazım gidesin götünün gılından arasında ektiresin kafana. Yeah. That's how it is baby. That's how it is. Şimdi geleyim bak biz de zamanımıza bok yedik. Alright. Ve şimdi TRT'yi alırım. Başladım Ocak'tan beri başlarım haftada bir Sipionak alayım. Bir Enantak bir haftada şimdi karıştırdım hangisiydi Sipionak mı Enantak mı? İkisinden birini alırım ama same shit man. You know I mean haftada bir. Haftada bir ondan alırım. Daha önce Nebido alırdım. Her birkaç ayda bir. Şimdi başladım yavaştan dolmaya. You know ve kendimi iyi hissederim. Ama onu açık açık söyleyeyim size. Beni genç tutar. Yani bilmiyorum iyi bir şey mi kötü bir şey mi. Çünkü ben 48 yaşındayım. Ama fucking 28 yaşında gibi sapık hissederim kendimi. O da testosteronun sayesinde. O yüzden ben normal kendi yaşıtlarım gibi değilim. Ben kendi yaşıtlarım gibi değilim. You know what I'm saying? So bekleme ben gideyim koca karı alayım ben. It ain't gonna happen. You know what I'm saying? You know, ömrümü kısalttım mı? Yeah, muhtemelen kısalttım. Muhtemelen kısalttım. Of course. You know what I mean? Bakalım ne kadar steroida da gidince hemen küçük damarcıklar da tıkarsın. You know what I mean? İstediğin kadar iyi beslen. Yok omega 3'tür, yok carttır, yok curttur. You know what I mean? O adam şu çok iyi beslenirdi. Neydi ya onun ismi şu son zamanlarda öldüydü. Mountain diet adam. Neydi ya o? Mountain dog. Unuttum adını. Ama o çok iyi şeyler önerirdi. Besleme şeyleri. Omega 3 ağırlıklı. Grass fed beef.
You know, you can't help it, man. İstediğin kadar iyi beslen. You know what I mean? Gan ganlaşacak, o damarlar tıkanacak. It is what it is. It is what it is. Diyeceğim bana, I don't give a fuck. Sikimde değil. Ben 60 yaşına kadar yaşayayım, tamamdır ben. Ya. Ama ne kadar büyürsen, ne kadar büyürsen muhtemelen o kadar çok hayatından kısarsın. You know? Ve bu zamanlarda, son yıllarda aşırı derecede vücutçular ölüyor. Benim gençliğimde çok ender insanlar steroid alırdı. Ben hiç bilmezdim bir kişi bile lisede steroid alsın. Benim zamanımda. Benim zamanımda bir tane lisede arkadaşım yoğdu veya kolejde veya üniversitede veya herhangi bir yerde yoğdu, benim gençliğimde yoğdu. Bilmezdik. Ve biz gittiğimizde spor salonuna sadece öyle proları görürdük, öyle çok dev gibi. Ve biz o kadar salaktık ki inanırdık ki natural'dılar. Flex dergiyi okuyarak zannedirdik ki onların uygulamalarıyla ve yeni yeni supplementler çıkıyordu. Zannettik onlardı işi yapan. Biz sizden daha çok saftık. Çünkü bizim zamanımızda böyle internet yoktu. Benim gibi yarrak kafalılar yoktu, söylesin size fucking nedir doğru nedir yanlış. Diyemem. Neyse, çok uzatmayın ben, sıkmayın sizi. Çok uzatırsam izlemezsiniz hani. Alright man, that's it. Bugünlük yeter. Şimdi iş başına. Peace out.